İyi haftalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Bugün 21 Mart pazartesi. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası yeni haftanın ilk işlem gününe bir miktar satışlarla başladı. Rengimiz bugün kırmızı. Lider Kripto Para Birim Bitcoin Dolar paritesine geçtiğimiz hafta yaşanan sert yükselişin ardından bir miktar bekle gör politikası izleniyor. Çünkü paritenin ve daha doğrusu kripto para piyasasının daha üst seviyelere çıkması için yeni hikaye ihtiyacı var. Bu yeni hikayeler nereden gelecek? Jeopolitik risklerin yumuşamasına yönelik olumlu haberlere yönelik hikayelerden gelecek. Haberlerden gelecek. Bunlar gerçekleştiril yukarı hareketin devamı beklenebilir. Ancak şu anda parite üzerindeki en büyük baskıyı kuran jeopolitik riskler. Bu kanattan gelecek haberler dikkatle izlenmeli diyelim. Videomuzun hemen başında. 41.500-41.700 dolar seviyesinde bir direnç noktası vardı. Parite geçtiğimiz hafta bu direnç noktasını kısmi olarak test etti. Ancak bu noktayı aşamayınca yönünü bir miktar aşağı çeviren bir bitcoin dolar paritesi izledik. 40.930 40, 4.930 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle %2.51 onda da kayıp var. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman bitcoin dolar paritesinde. Ethereum dolar paritesi aslında bitcoin dolar paritesinden daha fazla incelenmesi gereken bu hafta Ethereum dolar paritesi. Çünkü geçtiğimiz hafta çok ekstrem hareketler oldu paritede fiyat anlamında hem de Glassnode verilerine göre. Şimdi Glassnode verilerine göre son 5 ayın zirvesinde, son 5 ayın zirvesinde olan ne peki? Son 5 ayın zirvesinde olan borsalardan çekilen Ethereum miktarı. Yani yatırımcılar borsalardaki Ethereum'larını şu anda soğuk cüzdanlarına çekiyorlar. Biraz sonra bunu grafikli bir şekilde e, göstereceğiz Glassnode verisini. 2864 dolar seviyesinde 3000 dolar seviyesinde 3300 dolar seviyesini dün yaptığımız haftalık bazda analizde görecektiniz. Gör, gör, e, görebilirsiniz daha doğrusu. E, dün yaptığımız analizde 3300 dolar seviyesi tekrar öne çıktı. Ancak paritete 3250-3300 dolar seviyesi kırıldı takdirde yukarı hareketin sertleşenebileceğine yönelik bir işaret aldık Ethereum dolar paritesinde ancak şu anda fiyatların hala 3000 dolar seviyesinin altında 2864 dolar seviyesinde işlem gördüğünü unutmamakta fayda var çünkü o işaret geçilmesi takdirde alacak ancak o, o sinyal henüz gelmedi %2.17 oranında bir kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman yine Luna %2.02 oranında yükseliş var piyasanın tersine hareket ediyor son birkaç dönemdir Kırmızı olarak gördüğümüz piyasada şu anda yeşil olan Luna'yı görüyoruz. Onun dışında Solana da %2.96, Avax %2.35, Binance Coin'de yüzde %1.68, Dot %2.98, Adada ise %2.22 oranında kayıplar var. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman zira Doge'da da öyle %0.12, %2.51 oranında kayıp hakim ee, yine son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bugünkü videomuzun ana konusu Ethereum dolar, e, Bitcoin dolar partisi. Bunun dışında geçtiğimiz haftaki bu hareketlerden dolayı Ethereum dolar partisine teknik analizine şöyle bir bakacağız isterseniz hızlıca Bitcoin-Dolar Partisi'yle başlayalım. Müzik Ekranda Bitcoin dolar paritesinin 4 saatlik grafiği açık. Şimdi 4 saatlik grafikte yanımızın başında 41.500 demiştik ama ufak bir dilsiz düşmesi oldu. 42.500-600 dolar bandında bir direnç noktası vardı biliyorsunuz. Parite bunda direnç noktasını hemen hemen test etti ve yönünü aşağı çevirdi. Şu anda oluşmaya çalışan bir yükseliş trendi vardı. Aslında paritelerde daha doğrusu teknik analizi yapılan yatırım enstrümanlarında bir trend çizgisi aşağıya yukarı kırıldıktan sonra e, ee, önemli ana trend çizgisi aşağıya yukarı kırıldıktan sonra ikinci bir trend çizgisi tam tersi şeklinde bir trend çizgisi oluşmaya çalışır ve bunu denemeli olur, denemeler olur. Şimdi Bitcoin dolar paritesinde bu 2 Mart tarihinde başlayan bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendi yukarı doğru kırıldı ve parite tekrar kendine bir yükseliş trendi oluşturmaya çalıştı. Ancak şu anda bunda başarılı olamadı. Çünkü bu trendin destek noktası 41.500-600 dolar bandına denk geliyordu. Parite şimdi bu destek noktasının altında. Geri çekilmelerde şu bölge çok önemli. 39.600-41.600 dolar bandı. Burası artık mihenk taşı konumunda. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalması o size bahsettiğimiz 42500 42600 dolar dirençlerinin kırılmasına yönelik önemli sinyal olarak yorumlanacak. Ancak paritenin burada kesinlikle yani şu bölgenin kırmızıyla gösterdiğimiz bu tren çizgisinin üzerinde kalması şart. Geçilmesi alta geçilmesi durumunda şu anda Bitcoin dolar paritesi yakalanan kısmi olumlu havanın dağılmasına yönelik önemli bir işaret alacağız. Bu sebeple bizim olası geri çekilmelerde 39.640.600 dolar bandı mihenk taşı konumunda geri çekilmelerde destek noktası açısından. Bu da bandın üzerinde kaldığı sürece 42.600 dolar seviyesinin kırılması yönelik ilk işareti alabileceğimi söylemiştik. Bu bandın üzerinde kalması paritenin güç toplaması olarak yorumlayacağız biz teknik anlamda. Beklentiler doğrultusunda yani tahminlerimiz doğrultusunda bu bant üzerinde kalır ve yönünü yukarı çevirirse o zaman 42.600 dolar seviyesinin kırılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu bir kez daha belirtelim. Ve bu gerçekleşirse artık Bitcoin dolar paritesinde çok daha önemli bir nokta var. 45.800 dolar seviyesi. Burası neden önemli? Dünkü analizimizde haftalık bazdaki yaptığımız analize Bitcoin dolar paritesinde Bollinger bandını kullandık. Çünkü haftalık bazda çok daha iyi çalışan bir indikatör. Bollinger bandının e, çalışma prensibi orta eğrinin aşağıya da yukarı kesilmesi şeklinde olur. Yani orta eğri yukarı kesilirse e, bir sonraki eğrinin yukarı öndeki eğrinin test edilme ihtimali aşağı gelirse aşağı öndeki eğrinin test edilme ihtimali var. Şu anda Bitcoin dolar paritesinde orta eğri haftalık bazdaki grafikte biraz sonra bunu göstereceğiz. İsterseniz hatta açalım onu. Şu anda haftalık grafik önümüzde açık. Şimdi Bollinger Bandı'nın çalışma prensibini az önce anlattık. Şimdi Bollinger Bandı'nın orta yerisi şu dakikalar itibariyle 45.200 dolar seviyesine denk geliyor. Yani 45.200 dolar seviyesi az önce 4, saatlik grafikte de dikkat ederseniz 45.000 dolar seviyesinin biraz üzerinde 45.400 dolar seviyesinde bir direnç noktası vardı. O zaman biz Bitcoin dolar partisinde yukarı hareketin teyidini nerede alacağız? 45.500 dolar seviyesinin geçilmesiyle alacağız. Bunun dışında 50 haftalık hareketli ortalama şu anda Bitcoin dolar partisi de 45.800 dolar bandına denk geliyor. O zaman biz kabaca şöyle diyelim. 45.500-46.000 dolar seviyesi geçildiği takdirde Bitcoin dolar partisinde yukarı hareketlerin, yukarı iğmenin hızlanmasına yönelik çok önemli bir sinyal alacağız. 52.000 dolar seviyesine kadar bir hareket gözlemleyebiliriz böyle bir durumda. 52.000 dolar seviyesi de çok kritik çünkü 52.000 dolar seviyesi işte o çok konuşulan boğa piyasasının uzun vadeli orta uzun vadeli yükseliş trendinin başlamasını sağlayabilecek bir nokta. Yani özetlersek 52.000 dolar seviyesi aşılmadığı sürece Bitcoin dolar paritesinde yükselişler tamamen tepki hareketi niteliğinde olacak. 52.000 dolar seviyesi kırıldı takdirde boğa piyasasının gelme ihtimalinin yönelik teknik anlamda eksiyi almış olacağız ve yükseliş trendinin başlaması yönelikte de ilk sinyali almış olacağız. Bu gerçekleşirse 60 bin 70 bin duruma göre o anki durumlara göre 80 bin dolar seviyelerin telaffuz edebileceği bir bitcoin dolar partisi grafiği önümüzde açık olacak. Tekrar 4 saatlik grafiğe dönelim. Haftalık grafiği bir, bir kez daha özetleyelim. 45 bin 200 dolar seviyesinde şu anda Bollinger bandının orta, orta geçiyor. 45 bin 800 dolar bandında seviyesinde de 50 haftalık hareketli ortalama. Bu iki seviyenin ortak kesiştiği nokta 45 bin 45 bin 46 bin dolar bandı yani 46 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması lazım bitcoin dolar paritesinin gerçek anlamda bir yükselişi en azından 52 bin dolar seviyesini hedeflemesi için. Ve tekrar dönelim 4 saatlik grafiği. 4 saatlik grafikte de dikkat edersiniz. Zaten 45.800 dolar seviyesi orada çok net bir şekilde gözüküyor. Özetlersek 39.600-40.600 dolar seviyesinin üzerine kalması şart. Kalır kalmadı kaldığı takdirde olumlu havanın teknik anlamda devam etme ihtimali yüksek. Bu seviyenin altına gelmesi durumunda yakalanan kısmi olumlu hava diyelim. Çünkü kısmi gerçekten kısmi bir olumlu hava var. Kısmi avonun havanın dağılması ve paritenin ilk aşamada 38.200 daha sonra da ise 37.200 dolar seviyelerine kadar gerileme riski var. Piyasayı domen ediyor bitcoin dolar paritesi. Bu sebeple bu paritedeki hareketlerin ee, kripto para piyasasının önemli bir kısmına yansıdığında unutmamakta fayda var. Yukarı hareketlerde 41.500-600 dolar seviyesi 700 dolar seviyesi ilk direnç noktası konumunda. Bu seviyenin üzerinde 42.600 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu, seviye, bu noktaların üzerine çıkılması durumunda 45.800 dolar seviyesinde bulunan o çok kuvvetli çok önemli direnç noktasına doğru bir ivmelenme yaşanabilir. Bitcoin dolar partisine 4 saatlik grafikte olumlu olarak söyleyebileceğimiz başka bir etken daha var. O da hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalarda dikkat ederseniz 50, 50 periyotluk hareketli ortalama hem 100'ü hem de 200'ü yukarı doğru kesti. Bu gerçekten önemli bir şey. Ee, mavi ile gösterdiğimiz 100 peratuk hareketli ortalamada 200'ü yukarı kesmek üzere yani teknik sinyaller şu anda yüksel yükseliş yönde ufak da olsa sinyaller veriyor. Teknik indikatörler diyelim. Ee, ancak tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Kripto para piyasasıyla dahi finans piyasasında şu anda yönü belirleyecek yegane etken je jeopolitik riskler. Bu risklerden gelecek olumlu ya da olumsuz haberler. Paritedeki paritelerdeki hareketi belirliyor. O yüzden paritede her ne kadar teknik anlamda olumlu sinyaller de alsak ee, olumlu bir dönüş olmadığı takdirde jeopolitik risklerle ilgili olumlu bir gelişmeler olmadığı takdirde bu direnç noktalarının şu anda aşılması zor. Çünkü şu anda gündem jeopolitik risk. Hemen Ethereum dolar partisine geçelim isterseniz. Ethereum grafiğine geçmeden önce isterseniz yayınımızın başında söylediğimiz haberi bir kez daha tekrarlayalım ve Glassnode grafiğini ekrana getirelim. Ee, şimdi Ethereum'dan ne dedik geçtiğimiz hafta Ethereum'dan yani borsalardan çıkan Ethereum miktarında son 5 ayın zirvesi görüldü sadece salı günü geçtiğimiz hafta sadece salı günü tam 900 bin tane Ethereum 900 bin adet Ethereum borsalardan cüzdanlara çekildi. Şimdi yakın dönemde bunun örnekleri var mı? Aslında yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayının ortasında yani 2021 Ekim ayının ortasında da 1 milyona yakın Ethereum'un borsalardan cüzdanlara çekildiğine dair veriler paylaşılmıştı ve bu e, işlemler sonucunda Ethereum dolar paritesindeki %20-30 arasında yanılmıyorsam bir artış kaydedilmişti o dönem içerisinde. Şimdi bununla ilgili bununla ve fiyat arasındaki bağlantı çok net bir ifade değil işin açıkçası. Yani borsalardan çekilmesi şunu şu şekilde yorumlayabiliriz biz. Yatırımcıların Ethereum dolar Partisi yatırımcıların önümüzdeki dönemlerde en azından kısa dönemde satış yapma yönünde bir stratejisi yok. E, bu yüzden borsalardan cüzdanlara çekti ve orta ve uzun vadeli olarak tutma yönünde bir strateji izliyor diye yorumlayabiliriz bu durumu. E, tekrar belirtelim, e, olumlu olarak bir e, fiyata yansıyacak olumlu bir gelişme olabilir ancak net bir şekilde bunun bağlantısının olmadığını söylemekte fayda var. Sadece yakın dönemdeki örneklere bakıyoruz. Dediğimiz gibi Ekim ayının ortasında olmuştu ve Ethereum dolar paritesinde %20 ile %30 arasında bir yükseliş yaşanmıştı. Geçtiğimiz hafta zaten Ethereum dolar paritesinde çok ciddi bir hareket gözlemlemiştik. E, bu önemli gelişmeyi bir kez daha hatırlatalım ve Ethereum dolar paritesi grafiğine geçelim. Geçtiğimiz hafta salı günü 900 bin sadece salı günü 900 bin adet Ethereum'un borsalardan soğuk cüzdanlara çekildiğini gösteren bir grafik var önümüzde. 4 saatlik Ethereum dolar paritesinin grafiği açık şu anda önümüzde. Aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi onda da 2500 dolar seviyelerden başlayan bir yükseliş trendi vardı. Ancak bu yükseliş trendi 2900 dolar seviyesinin altına gelinmesiyle şu an için etkinliğini kaybetmiş gibi gözüküyor. Yukarıda ise 3000 dolar seviyesi sürekli olarak karşımıza çıkıyor. 3000 hatta 3000-3050 dolar seviyesi sürekli olarak karşımıza çıkan bir nokta burası. Paritedeki işte bu yükseliş hareketinin nasıl biz bitcoin dolar paritesinde işte 45.000 bin e, 47 bin dolar seviyelerinden bahsediyoruz. 52.000 dolar seviyelerinden bahsediyoruz. İşte ethereum dolar paritesinde onun karşılığı yaklaşık 3000-3100 dolar seviyesi. Aslında 3272 dolar seviyesi. Şu maviyle gösterdiğimiz direnç noktası. Eğer bu seviye aşılırsa biz ethereum dolar paritesinde kademeli de olsa bir anda gerçekleşecek bir hareket değil ama kademeli de olsa 4 4000 dolarlı seviyelere kadar yavaş yavaş bir hareket görebiliriz. Ethereum dolar paritesi biliyorsunuz altcoin'lerin lideri konumunda. Bu paritedeki hareket altcoinleri ciddi anlamda etkiliyor. Yani elinizde Ethereum dolar paritesi olmasa bile altcoin portföyüne sahipseniz bu paritedeki hareketleri ekstra olarak takip etmenizde fayda var e, gibi gözüküyor. Şu anda özetleyelim isterseniz Ethereum dolar paritesinde bir yükseliş trendi vardı ancak bu yükseliş trendi şu anda etkilerini kaybetti. Şu anda parite 2836 dolar seviyesindeki bulunan yatay destek noktası üzerinde kalma çabası içerisinde kalamaması durumunda 2764 dolar seviyesi paritedeki şu anda diğer yatay destek noktası yukarı hareketlerde 3000-3050 dolar seviyesi şu an de çok önemli bir direnç noktası. Bu seviye kırılırsa 3200 ve 3272 dolar seviyelerine kadar bir hareket olabilir. Özellikle 3272 dolar seviyesine dikkat. Çünkü burası Ethereum dolar partisinin çok kuvvetli bir direnç noktası. Haftalık grafiğine bakalım bir de. Haftalık grafiğe geçmeden önce ee, 4 saatlik periyottaki hareketli ortalamalara bakalım. 50 periyotluk hareketli ortalama hem 100'ü hem de 200 yukarı kesti. Hatta 200'ü yukarı kesmesi içinde bulunduğumuz 4 saatlik periyodun iki önceki 4 saatlik periyotta oldu. Bu yani çok 4 saatlik grafikte çok çalışan bir formasyon değil ama Golden Cross sinyali yani 50 periyotlu hareketli ortalamanın 200'ü yukarı kesmesiyle beraber Ethereum dolar paritesinde gelmiş oldu. Mavi gösterdiğimiz 100 periyotlu hareketli ortalamanın beyazla kestiğimiz 200 periyotlu hareketli ortalamayı kesmesi hareketli ortalamaların yükseliş yönünde sıralamasını sağlayacak gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi bir de haftalık grafiğine bakalım. İşte haftalık grafik önümüzde açık şu anda 2900 dolar seviyesi aslında paritenin 8 Kasım 2021 tarihinden beri başlattığı düşüş trendinin direnç noktası ancak bu düşüş trendinin kırıldığının teyidini ise 3150 dolar 3138 dolar seviyesinin yukarı kırılmasıyla alacağız biz az önce neler e, ne görmüştük. 4 saatlik grafikte 3000-3100 dolar bandını görmüştük. Burası hem 50 50 haftalık hareketli ortalamanın da denk geldiği nokta. Bunun dışında Bollinger bandına bakalım aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi. Bollinger bandının orta yerisi de 3300 dolar seviyesine denk geliyor. İşte o zaman biz Ethereum dolar paritesindeki o mihenk taşını belirleyelim. 3300-3400 dolar seviyesinin yukarı doğru kırılması lazım. Ethereum dolar paritesinde. Çünkü bu seviyelerin üzerine çıkılması durumunda az önce belirttiğimiz direnç noktalarının üzerine çıkılması durumunda o dirençlerin kırıldığını biz teyidini işte 3300-3400 dolar bandının kırılmasıyla alacağız. Eğer bu gerçekleşirse paritede de ara dirençler olmak üzere örneğin ee, 3500 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası var. Bir, bir biraz üzerinde yaklaşık 3600 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası var. Ancak bu ara direnç noktalarının çok kuvvetli olmadığını söyleyebiliriz. Kademeli de olsa 4000 dolar seviyelere kadar bir yükseliş potansiyeli olabilir. Ethereum dolar paritesinde haftalık bazdaki grafikte Ethereum dolar paritesinin hala yeşil renkte ee, sinyal ürettiğini de görüyoruz. Bunker analizimizde Bitcoin dolar partisini inceledik. Geçtiğimiz hafta Ethereum dolar partisinde fiyat hareketleri dikkat çekmişti. Bunun dışında Glassnode verilerinde ee, dikkat çeken bir data daha vardı. O da borsalardan çekilen Ethereum miktarı. Bunu da inceledik. Haftalık ve 4 saatlik grafikler şu anda Ethereum ve Bitcoin için olumlu sinyaller üretiyor. Ancak tekrar üzerine basa basa söyleyelim. Ee, ekonomik riskler vardı FED'le ilgili. Bu riskler en azından belirsizlik ortadan kalktı. Tamam hadi çok kripto para piyasasının çok lehine bir karar açıklanmadı. Bu 25 bas puanlık artış. Ancak en azından beklentiler doğrultusunda bir karar açıklandı. Yani bu riskin en azından ortadan kalkması, bu belirsizliğin ortadan kalkması kripto para piyasalarındaki çok büyük bir engeli kaldırdı. Bu önemli. Ancak şu anda en önemli risk biliyorsunuz jeopolitik riskler. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda gelebilecek olumlu ya da olumsuz haberler şu anda paritelerdeki yönü belirleyen yegane unsur konuşmalar oluyor, uzlaşma yönünde çalışmalar oluyor ancak bunun yakın ne, şu ana kadar net bir sinyal alınmış değil. Bu sebeple dikkatli olmakta yine fayda var diyelim ve bu haftaki bu haftanın ilk analizini şimdilik tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.